Pek değerli umrecilerimiz, Allah'ın misafirleri, bulunduğumuz yer gerçekten ibret almamız gereken, bizleri düşündürmesi gereken bir nokta. Hele hele hava sıcaklığının 47-48'lere geldiği bir güne dek geldik. Dün dışarıda başka bir gruba sohbet etmiştik. Epey sıkılanlar oldu. Bugün mescitteyiz. Mescidin imamından izin almış arkadaşlar. Burası Hudeybiye. Burası bizi çok düşündüren bir yer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki 13 yıllık tebliğinin neticesinde Medine-i Münevvere'ye Cenab-ı Hakk'ın emri, Medineli Müslümanların daveti üzerine ashabıyla beraber yeni bir şehir, yeni bir yerleşim, Münevvere, Medine'ye gidiyor. Medine-i Münevvere'de gittiği zaman yine Mekkeliler boş durmuyor. Bedir Savaşı, arkasından Uhud Savaşı, arkasından Hendek Muharebesi ve hem Medineli Müslümanlar, Ensar ve Muhacirin hem de Mekke'deki müşrikler yorgun düşmüşler. Bir ara verilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken, "Ey Mekke, ben seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Eğer kavmim beni çıkarmış olmasa ben buradan çıkmazdım." diyerek üzüntüsünü bildirmiş ve Medine'deki bu geçen günlerde hep bir gün Mekke'ye gelip Kabe'nin etrafında tavaf yapmak, Safa ile Merve arasında say yapmak, yani bir umre yapmak gönlünden geçerdi. Bir başka isteği daha vardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a değiştirilmesiydi. Rabbimiz onun bu iki isteğini de kabul etti. Önce kıble değişti. Mescid-i Aksa'dan Kudüs'ten Mescid-i Haram'a Mekke'ye doğru kıble değişti. Rahatlamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün umre yapma isteği de kabul edilecekti. İşte o gün gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında ashabıyla beraber umre yaparken görüyor. Peygamberlerin rüyası haktır. Ve bunu ashabına tebliğ ediyor. Yaklaşık 1400 kişi Medine'de, Ensardan ve Muhacirinden 1400 kişi, sizin şu anda ihramlandığınız gibi Zülhuleyfe mikatında ihramlara giriyor. Yanlarında savaş belirtisi olarak herhangi bir silahtı, ona benzer herhangi bir şey yoktur. Sadece yolda kendilerini koruyacak şekilde bazı tedbir almışlardı. Bu çok önemliydi. Niye çok önemliydi? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyor ki Mekke ehli örfüne, adetine, babalarından kalma bu örflere çok bağlı insanlardı. O da kim Mekke'ye gelirse, ibadet maksadıyla gelirse o kişi geriye döndürülmez. Ona her türlü kolaylık tanınır. Bu dedelerinden kalma bir örftü. Aslında Mekke müşrikleri ne diyorlardı Peygamberimize? Biz babalarımızın dinine uyarız. Biz dedelerimizin dininden başka din kabul etmeyiz. Sen bize yeni bir şey getirdin. Onu asla kabul etmeyiz diyorlardı. İşte o dedeleri, o babaları Mekke, Kabe için kim gelirse
ona kucak açarlar, kolaylık gösterirler, her türlü ikramda bulunurlardı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahattı, yola rahat çıkmıştı. Ancak Mekke müşrikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla beraber umreye niyet edip Mekke'ye doğru hareket ettiğini duyunca hemen Darun Nedve denilen yerde toplanırlar ve derler ki mümkün değil. Biz babalarımızın, dedelerimizin örfü de olsa biz Muhammed'i buraya sokarsak, kabul edersek bu bizim için bir zuldür derler ve Peygamberimizi Mekke'ye sokmama kararı alırlar. Peygamberimiz artık ihramlanmıştı. Umre'ye niyet etmişti. Telbiyeler, tahliller, tekbirler ile Medine'den Mekke'ye doğru kafile hareket etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Mekke'ye yaklaşık 70 kilometre mesafeye gelince Usfan denilen bir yerde düz giden deve yönünü çeviriyor. Peygamberimiz deveye biraz düz gitmesi konusunda ikaz etse de deve ısrarla sağ tarafa doğru hareket edince bunda bir hikmet vardır der ve devenin serbest gitmesine izin verir. O deve gelir, gelir, gelir tam bu bulunduğumuz noktaya, Hudeybiye köyüne ve burada çöker. Daha ileriye gitmez. Halbuki 20 kilometre kalmış. 25 kilometre kalmış. Peygamberimiz deveye Mekke'ye doğru hareket etmesi konusunda da ısrar edince deve yine hareket etmez. Deve çökmüştür bir defa. Çünkü bulunduğumuz yer tam harem sınırlarına yaklaşık 200-300 metre mesafededir. Harem bölgesinin kendine has özellikleri vardır. O yüzden deve Allah'ın kendisine verdiği hayvan deyip de geçmeyin. Tam sınıra yakın bir noktada burada konaklıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buraya yerleşmelerini söylüyor ve yerleşiyorlar. Peygamberimiz Mekke'ye haber gönderiyor. Önce haber için Hazreti Ömer'i seçiyor. Sen diyor git Mekkelilere haber ver. Biz buraya ibadet maksadıyla geldik. Savaşmak maksadıyla gelmedik. Umremizi yapıp Medine'ye geri döneceğiz. Deyince Hazreti Ömer, ya Resulallah, siz eğer herhangi bir savaş istiyorsanız ben giderim. Bu görevi de sonuna kadar yaparım. Ancak Mekkelilerin bana olan buğzunu çok iyi biliyorsunuz. Bu iş için en uygun kişi Hazreti Osman'dır deyince Peygamberimiz istişare neticesinde Hazreti Osman'ı Mekke'ye elçi olarak gönderme kararı alır. Hazreti Osman daha yumuşak bir insandır. Mekkeliler Hazreti Osman'ı çok severler. Herkese bir iyiliği dokunmuş. Bizde de vardır. Her şehirde, her köyde, her kasabada herkese bir iyiliği dokunmuş insanlar vardır. İşte Hazreti Osman da böyle biridir. Müşriklere de iyilik yapmış, müminlere de iyilik yapmış, fakirlere de, zenginlere de. Çok sevilen bir insan. Ve Hazreti Osman hareket eder, Mekke'ye gider. Mekke'nin ileri gelenleriyle toplantı yapar. Ve derler ki, ey Osman, seni ne kadar sevdiğimizi bilirsin. Başımız gözümüz üzerinde yerim var. İstediğin kadar tavaf yap. İstediğin kadar umre yap. Sana bütün Mekke'nin ibadet yerleri açık. Ancak biz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ashabının buraya gelmesine müsaade etmeyiz. Bu kadar katılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin umre yapmadığı bir yerde benim
ibadet etmem, benim tavaf yapmam, benim say yapmam mümkün değildir der, onların teklifini geri çevirir. Ve tartışmalar, müzakereler, münakaşalar devam eder. Münafıklar boş durmaz. Hemen Müslümanların arasına birileri girer ve derler ki Hazreti Osman Mekke'de şehit edildi. Öyle bir haber yayarlar ki bunların görevi bu. Yalan haberi o kadar güzel süsleyerek böyle Müslümanlar arasında yaymışlar ki artık herkes inanır olmuş. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç, Semura ağacı. Semura ağacı diye bir ağacın altında tam şu sol tarafımızda, size göre sağ tarafta inşallah otobüslere binmeden orada ecdadımız bir kale yapmış. O kalenin olduğu yere bir uğrayın, ondan sonra otobüslere binelim. Orada Semura ağacının altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1400 kişiden biat alıyor. Eğer Hazreti Osman'a bir zarar geldiyse ölümüne savaşacağız. Üzerlerinde bir şey yok aslında savaşacak. Ama bu güçle, bu imanla elimizden ne gelirse yapacağız. Bu şekilde herkesten biat almış. Hem erkeklerden hem kadınlardan. O biat verenler hep güzelliklerle anılmış. Siyer kitaplarında, tarih kitaplarında sahabenin hayatı anlatılırken hep böyle bir kenarında işte Bedir muharebesine katılmıştır der. Bir başkasında Uhud muharebesine katılmıştır der. İşte burada 1400 kişi hakkında da Semura ağacının altında Peygamberimize biat edenlerdendir diye yine sahabenin vasıflarından bahsedilirken bu şekilde güzel bir sıfatla anılır. Tam artık biat bitmiş, Müslümanlar tabii bir arkadaşları ve de sahabenin en önde gelenlerinden bir tanesi öldürüldüğüne dair bir haber yayılmış. Rahat değil Müslümanlar. Tam bu sırada uzaktan Hazreti Osman görünür. Yanında Süheyl isminde Mekke'nin ileri gelenlerinden biri daha vardır. Peygamberimiz Hazreti Osman'ı Süheyl'le beraber gelirken görünce sevinir. Hem Osman'ın gelişine, Hazreti Osman'ın gelişine sevinir, sağ olduğuna, hem de yanında Süheyl isminde bir zat olduğu için sevinir. Çünkü Süheyl adı da kolay insan manasına gelen ve Mekke'nin ileri gelenlerinden laf anlayan, laf dinleyen bir insan. Sözü dinlenen bir insan. Biz bundan anlaşırız der. Ve neticede burada, bu bulunduğumuz noktada Hudeybiye anlaşmasını yapmak için otururlar. Anlaşma maddeleri başlamadan önce Hazreti Ali'yi Peygamberimiz çağırmış. Demiş ki gel bakalım yaz. Önce hepimiz biliyoruz ki bir sözleşme yapılırken Bismillah'la başlarız. Allah'ın ismiyle başlarız. Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim diye yaz der. Hazreti Ali yazar. Süheyl kolay insandı değil mi? Peygamberimizi sevindirmişti değil mi? Ama zorlukları başlıyor. Ya Muhammed, biz Allah'ı biliriz. Allah'ın varlığını kabul ederiz. Ama biz Rahman ve Rahim diye bir sıfat tanımayız. Lütfen bunları sildir der. Bunu kabul etmiyoruz. Bismillah, Errahman, Errahim yazmıştı Hazreti Ali. Peygamberimiz Hazreti Ali'den silmesini istemiştir. Hazreti Ali silmemiştir. Bizzat Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının
olduğunu kesin olarak bildiği halde ne yapmıştır? Rahman ve Rahim sıfatlarını kendi eliyle silmiştir. Arkasından bu sözleşme Müslümanların emiri Muhammed bin Abdullah Resulullah ile Mekkelilerin emiri Süheyl bin Amr arasındadır diye yazınca Hazreti Ali, ya Muhammed, biz seni Muhammed bin Abdullah olarak biliriz. Abdullah'ın oğlu Muhammed, senin Allah'ın Resulü, elçisi olarak kabul etsek bu anlaşmaya gerek yok zaten der. Onun da silinmesini ister. Hazreti Ali onu da silmez. Peygamberimiz kendi peygamberliğinden, Allah'ın elçisi olduğundan herhangi bir şüphesi olmadığı halde o da ne yapmıştır? Yine kendi eliyle Allah'ın elçisi kelimesini, cümlesini silmiştir. Yani iki tane önemli noktada 2-0 mağlup başlıyorsunuz. Ve maddeler yukarıdan aşağıya sıralanıyor. Bu sene Medine'den 450 kilometreden gelmiş olan Müslümanlar umre yapmadan Medine'ye geri dönecekler. Kolay mı? Siz şuradan 20 kilometre klimalı arabalarla geldiniz. Burada bir umre yapamasak, burayı kapatsalar, yasaklasa ki öyle bir yasak da var, yasaklasalar bir sürü dedikodu çıkar ortada. Herkes sesini yükseltir. 1400 kişi Medine'den umre yapmak için gelmiş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine inanmış olan bu insanlar, sonuna kadar mücadele eden, cihat eden bu insanlar, Peygamberimiz diyor ki buradan geri döneceksiniz. Umre yapmadan geri gideceksiniz. Ertesi sene geleceksiniz. 3 gün kalabileceksiniz. Fazla değil. 3 gün müsaade edecekler. Kaza umresi altında. Hazreti Ömer'i tutmak mümkün değil. Hazreti Ömer böyle iki tarafa saldırıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna onay vermiş. İkinci olarak 10 yıl aralarında savaş olmayacak. O güzel. İki tarafta savaşmayacaklar. 10 yıl. Yine maddelerden bir tanesi. Mekke'den herhangi bir müşrik Müslüman oldu ve Medine-i Münevvere'ye geldi, Müslümanlara sığındı. Medineliler onu kabul etmeyecekler. Geri gönderecekler. Hem de elinden tutup Mekke'ye kadar geri getirecekler. Ama herhangi bir Müslüman tekrar küfre dönecek olsa, müşrik olacak olsa, İslam'dan vazgeçecek olsa, o insan Mekke'ye gelip Mekkelilere sığınacaklar. Bu şekilde maddeler yazılmış, tam imza aşamasına gelinecek. Tam imza aşaması sırasında hukukta kaide vardır. İmza atılmayan herhangi bir madde geçerli değildir. Uzaktan bir Müslüman, genç bir Müslüman, Ebu Cendel isminde biri. Ya Muhammed, ey Müslümanlar, ben geliyorum, beni kurtarın diye uzaktan tekbirlerle, tahlillerle geliyor. Bu gelen kim biliyor musunuz? İşte Peygamberimizle anlaşma yapmaya gelen Süheyl bin Amr'ın oğlu. Babasının yokluğunda fırsat bilip Müslüman olduğu için, mümin olduğu için elleri ve ayakları zincirlenmiş olan bu kişi Ebu Cendel nasıl kurtulduysa, Müslümanların burada olduğunu nasıl öğrendiyse koşa koşa buraya geliyor ve babası diyor ki, ya Muhammed, ilk uygulayacağın kişi bu maddelerden benim oğlumdur. Buna uygulayacaksın. Bunu geriye götüreceksiniz. Olduğu yere, evime kadar götüreceksiniz ve evimin bahçesinde zincirleyeceksiniz.
Yoksa ben bu maddelere imza atmam diyor. Biraz münakaşa, biraz rica minnet olmuyor ve Peygamberimiz Ebu Cendel'in geriye Mekke'ye gitmesini istiyor. Ve Rabbim sana bir kurtuluş nasip edecektir diyor. Ebu Cendel buradan geriye götürüyorlar, evine teslim ediyorlar ve imzalar atılıyor. Bu Ebu Cendel çok önemlidir. Daha sonra kurtuluyor. Yine kurtuluyor. Ama Mekke'den Medine'ye gitmemesi gerekiyor. Gitse de kabul edilmeyecek. Maddeler böyle. İmza atılmış. Hukuk. Yolda bir çete kuruyor. Yaklaşık 150 kilometre Medine istikametine doğru bir çete kuruyor kendi arkadaşlarıyla. Öyle bir Mekke müşriklerinin başına bir bela oluyor ki sonra bu maddeden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Çünkü kervanları rahatsız ediyor. Bu Mekke, Şam arasında yolda bir yerde o kadar rahatsız ediyor ki artık haber gönderiyorlar. Ya Muhammed biz bu maddeden vazgeçiyoruz. Yeter ki şu Ebu Cendel'in hakkından gel. Ve neticede artık imzalar atılmış. Burada Müslümanlar Medine'ye gidecekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey ashabım, ben sizlere umre sözü vermiştim ama bu sene yapamıyoruz. Önümüzdeki sene daha kalabalık bir şekilde geleceğiz. Hepiniz ihramdan çıkın, tıraşlarınızı olun, kurbanlarınızı kesin, Medine'ye hareket edeceğiz der. Ve kendisi çadırına gider. Hiç kimse tıraş olmaz. Kurbanlıklar yanlarındadır. Hiç kimse tıraş olmaz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok üzülür. Onun üzüntüsünü eşi görünce, ya Resulallah, onlar senin ihramdan çıkıp kurbanını kesmeni bekliyorlar, tıraş olmanı bekliyorlar deyince Peygamberimiz dışarı çıkar, hepsinin gözü önünde tıraş olur, ihramdan çıkar, kurbanını keser. Onun o davranışını gören ashabı hepsi tıraş olup ihramdan çıkmışlardır. Ve geriye Medine'ye hareket başlamıştır. Yolda giderken Cenab-ı Hak tarafından az evvel Zekeriya hocamın da okuduğu surenin Cenab-ı Hak tarafından nazil olması başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Ey Resulüm! Ben sizlere apaçık bir fetih müjdeliyorum. Mekke'nin fethi müjdeleniyor. Münafıklar yine boş durmuyorlar. Ya biz 1450 kilometreden geldik. Umre yapamadan umre sözü verdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye gidiyoruz, şimdi de fetihten bahsediyor gibi alayvari cümleler münafıklar tarafından kuruluyor. Peygamberimize bu cümleler gelince üzülüyor. Üzülüyor ve evet ben umre sözü vermiştim ama bu sene illa umre yapacağız diye bir söz vermedim diye ashabını rahatlatıyor. Ve nitekim bir sene sonra Medine'den daha kalabalık bir grup Mekke'ye umre yapmak için geliyor. Burada dikkat çekmemiz gereken bir nokta daha var. Mekke müşrikleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ashabının Mekke'ye geleceği gün Mekke'yi tamamen boşaltıyorlar. Mekke'nin dışına çıkarıyorlar. Mekke'de kimse kalmıyor. Niye biliyor musunuz? Müslümanın yürüyüşü, Müslümanın tavaf yapışı, say yapışı bile rahatsız ediyor onlara. Müşrikleri rahatsız ediyor Müslümanın yürüyüşü. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki, ey ashabım, şu sağ omuzlarımızı bir açalım bakalım. Tavaf başlarken sağ omuzlar açılıyor. Şöyle biraz baba yiğit, cesur gibi yürüyelim diyor.
tavafın ilk 3 şavtında eğer imkan bulursanız bu sünneti ihya edin. Koşarcasına, biraz böbürlenircesine, her yerde değil, tavafta. O kaza umresinden kalmıştır. Uzaktan da olsa müşrikler merak ediyor, Mekke ehli. Bunlar ne yapıyorlar? Hani Mekkeliler, Medine'de veba salgını var, hasta oluyorlar orada gidenler deyip de Medine'ye gitmelerine izin vermiyorlardı ya. Görelim bakalım bunlar nasıl, hakikaten hasta mı bunlar diye dağların tepelerinde çıkıp böyle oralardan Müslümanları gözetleyenler var uzaktan. İşte onlara karşı Medine'de böyle bir hastalığın olmadığını, Medine'de rahat bir huzur olduğunu, hastalığın falan olmadığını göstermek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavafın ilk 3 şavutunda biraz böyle heybetli yürümeyi bizden istemiş, ashabından istemiş. Biz de o sünneti şimdi yerine getiriyoruz. Nasıl Hazreti Hacer anamız oğlu İsmail'i Zemzem'in fışkırdığı yere bırakıp yemek aramaya, su aramaya gidince Safa ile Merve arasında o yeşil ışıkların olduğu yerden çocuğunu göremeyince bir an evvel çocuğumu göreyim diye hızlı hızlı koşarmıştı ya, o olay da Hazreti Hacer anamızdan kalmıştır. Bu iki tane hatırayı da zikretmiş olduk. Rabbim buradan yapacağınız umreleri kabul eylesin, kolay eylesin ve Rabbim inşallah buraların sevgisinden, muhabbetinden sizleri, bizleri ve çoluk çocuğumuzu mahrum eylemesin.